Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyorum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlattığımız bu programda sizlerle müşriklerin kötülükleri konulu bir sohbet yapacağız. Peygamber Efendimiz'e müşrikler neden kötülük yapıyorlar? Sıkıntıları ne? Ne istiyorlar Peygamberimizden? Ve ne gibi kötülükler yapıyorlar? Saygıdeğer izleyicilerim, Peygamber Efendimiz'in hayatını diğer peygamberlerin hayatından ayrı mütalaa edemeyiz. Adem Aleyhisselam'dan bizim Peygamberimize gelinceye kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve geçmeyen peygamberlere inanmayanlar neden kötülük yaptılarsa, niçin kötülük yaptılarsa, nasıl kötülük yaptılarsa Peygamber Efendimiz'e de aynısını yaptılar. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de bu konuları bize anlatırken iki sınıfa vurgu yapıyor. Bunlardan birisi aşırı derecede şımarık olan zenginler. Bakın, zenginlere sözümüz yok. Zekatını veren, sadakasını veren. Bunlar bana Allah'ın emanetidir. Allahü Teala şu anda beni bunların başına tayin etmiş. Benden sonra da bu malı, bu zenginliği kime verir bilmem. Deyip de rıza makamında olanlara, kanaat gösterenlere, zenginleştikçe mütevazi olanlara, zenginleştikçe Müslümanlıklarını daha da kuvvetli hale getirenlere bizim sözümüz olabilir mi? Bir diyeceğimiz olabilir mi? Bir sözümüz olursa sadece ve sadece takdir ederiz onları. Allah razı olsun deriz. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama peygamberlere karşı olan iki sınıftan söz eder Allahü Teala. Bunlardan birisi zenginliklerinden dolayı şımaran ve Allah'tan uzaklaşan şımarık zenginler ki onlara mütref diyor Allah'ımız. Bir de peygamberlere karşı duruyorlar. Kendi makam ve mevkileri kaybolmasın. Bu bürokrat kesime de mele kavramını kullanıyor Allahü Teala. Bunlar kendi konumlarını muhafaza edebilmek için peygamberlere karşı durdular. Allah'ın kitabından öğrendiğimiz kadarıyla bunlar peygamberlere karşı durduklarından dolayı o topluma bir bela geldi, musibet geldi ve bunlar topluma gelen belanın, musibetin de sebebi, müsebbibi oldular. Saygıdeğer izleyicilerim, Mekke'deki müşrikler de işte bu sebepten dolayı Peygamberimize inanmadılar. İnanmamakla kalmadılar. Peygamberimize ve müminlere, Müslümanlara kötülük yaptılar. Neden inanmıyorsunuz diye sorulduğu zaman, tabii böyle bir soru sorulmadı ama kendi konuşmalarından çıkarıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yetim olduğunu, öksüz olduğunu, yoksul olduğunu gündeme getiriyorlar. Güvenilir olduğunu kabul ediyorlar. Başka bir hata, başka bir kusur bulamıyorlar. Neden Mekke'de Velid isimli şahsa, Taif'te Urve isimli şahsa gelmedi, peygamberlik de Muhammed'e geldi? Bu ismi geçenler biraz zengin, ağızları laf yapan insanlar. Aşırı derecede kabilecilik, ırkçılık kendilerini engelledi, inanmadılar. Müşrikliklerinde devam ettiler. Ama nötr olarak dursalardı, hadi ne âlâ diyecektik. Peygamberimize ve müminlere aşırı derecede kötülük yaptılar. Şöyle maddeleştiriyoruz bu kötülükleri. Önce alay, hakaret ve iftirada bulundular. Allah bir peygamber gönderecekmiş de
başka kimse bulamamış da Muhammed'i bulmuş diyorlar peygamberimizi incitmek için. Karşılaştıkları zaman gökten yine haber var mı ya Muhammed diyorlar, efendimizi incitiyorlar. Kendi içlerinden çıkan ve bir değer olan Muhammed Aleyhisselam'ın değerini takdir edemiyorlar. Kur'an'ı sen uyduruyorsun diyorlar, iftira ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ın etkisinde kalıyorlar. Kur'an'a bir mana veremiyorlar. Yani manasını anlıyorlar da peygamber bunu uydurdursa bu nasıl söz? Bu şiir mi? Peygamber şair mi? Bu sihirbaz mı? Kahin mi? Ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. E bundan da sevgili peygamberimiz ve müminler, Müslümanlar inciniyorlar, alınıyorlar. Onlar kötülüklerini, işkencelerini, zulümlerini artırdıkça İslam daha güzel yayılıyor. Bundan dolayı da küplere biniyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Engelledikçe, engellemek istedikçe kendileri batıyorlar, İslam yayılıyor. Bu sebepten dolayı kötülüklerinin dozajını artıra artıra gidiyorlar. Alaydı, alaydan hakarete geçtiler. Hakaretten yalan ve iftiraya geçtiler. Baktılar ki bir şey başaramıyoruz, beceremiyoruz. Aklı iş kesen derler, hani biraz böyle düşünebilen birileri ki başta Utbe gelir, müşriklerin önüne gelen şahsiyetlerinden, dedi ki gelin Muhammed'le anlaşalım, uzlaşalım, bir gidip konuşalım, diyelim ki ne istiyorsun? Kral olmak istiyorsan başımıza seni kral yapalım, zengin olmak istiyorsan mal mülk verelim, İtibar istiyorsan seni en itibarlı hale getirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'ye kral olma diye bir derdi yoktu. Zengin olma diye bir derdi de yoktu. Zaten kendisinin itibarı vardı. Onlar peygamberimize nasıl itibar kazandıracaklardı ki? Peygamber Efendimiz onların putları terk etmesini istiyordu. Bir olan Allah'a inanmasını istiyordu. İslam'ı kabul etmelerini istiyorlardı. Ama onlar kabul etmedikleri için peygamberimizin davetine engel oluyorlar. Davet de devamlı hareket halinde oluyor, insanları kazanıyor. Bundan da kendileri rahatsız oluyorlardı. Buradan bir netice elde edemediler. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'e gittiler. Ebu Talib, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i koruyor, muhafaza ediyor. 3 kere gittiler. Birincisinde Ebu Talib her iki tarafı yatıştırdı, gönderdi, işinize bakın dedi. İkinci sefer biraz Peygamber Efendimiz'e yüklendi demeyelim de, yani bu konulardan vazgeçsen nasıl olur? Peygamberimiz, hayır amca, güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız ben bu davadan vazgeçmem dedi. Amcası yeğeninin çok böyle azimli olduğunu görünce, o zaman devam et dedi. Ben senin arkandayım, destekçiyim. Bu konuda da Ebu Talib'i gerçekten çok takdir ediyoruz. Gittiler, tekrar geldiler, yine bir şey tutturamadılar. Bu sefer şöyle bir yol düşündüler. Gidelim Muhammed'e, diyelim ki, ya Muhammed, bir gün biz senin dediğin gibi yaşayalım, senin Allah'ına inanalım, bir gün de sen bizim putlarımıza tap, bu şekilde bugünkü ifadeyle bir koalisyon kurmuş olalım. Peygamber Efendimiz bunu asla ve kat'a kabul etmedi. Allahu Teala da El-Kafirun suresini gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun.
La a'budu ma ta'budun. De ki ey kafirler, bakın müşriklere kafirler diyor Allahü Teala. Her ne kadar onlar biz Allah'a inanıyoruz deseler de, biz Allah'ı kabul ediyoruz deseler de Allahü Teala onlara kafir diyor. Çünkü Allah'ı kendi istedikleri şekilde kabul ediyorlar. Allah ise kendisinin istediği şekilde kendisine inanılmasını emrediyor. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz dedi. Surenin sonu biliyorsunuz. Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Buradan da bir şey tutturamayınca çekildiler ve işkence devresi başladı. Özellikle kölelere, cariyelere, mustazaf Müslümanlara çok zulmettiler. Bunu çeşitli mahfillerde, çeşitli sohbetlerde dinliyorsunuz. Hocalarımız anlatıyorlar, kitaplarını okuyorsunuz. Ben bu konunun teferruatına dalmak istemiyorum. Ammar'a yapılan, Yasir'e yapılan, Sümeyye'ye yapılan, Bilal'e yapılanları, Süheyb-i Rumi'ye yapılanları, Zinnire'ye, Nehdiye'ye yapılanları dinliyorsunuz, okuyorsunuz. İşkence müminleri ve Müslümanları geri adım attırmadı. Ben buna vurgu yapmak istiyorum. Asla ve kat'a bize işkence edildi, İslam'dan dönelim, vazgeçelim demediler. İyice sarıldılar dine, imana. Dört elle sarıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gidip gelmeyi sıklaştırdılar. Saygıdeğer izleyicilerim, işte bu tavrı istiyoruz biz. Böyle bir davranış bekliyoruz müminlerden, Müslümanlardan. Yoksa onların çektiklerini anlatalım, biz ağlayalım, sizi ağlatalım. Bu bizi nereye götürür? Böyle bir sıkıntı geldiği zaman hepimiz arazi olup kaçıyorsak, bu ağlamalar, bu anlatmalar ne işimize yarayacak? Sahabe-i kiram Efendimizin hayatını hayatımıza taşımak mecburiyetindeyiz. Bilal, Ammar, Süheyb her zaman için Allahu Ahad dediler. Mekkeli müşrikler müminlere, Müslümanlara ne kadar sıkıntı verdilerse müminlerin, Müslümanların imanı da o kadar arttı. İmanları zaten kuvvetliydi, iyice kuvvetlendi. Hiçbirisi geri adım atmadı. İşte bu davranışı takdir ediyoruz. Asrımızın müminlerinin, Müslümanlarının da bu davranışı sergilemelerini kendilerinden bekliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim, Mekkeli müşrikler yaptıkları bu kötülüklerle yayılan İslam'ın önüne engel olacaklarını zannettiler. Ama her zaman söylüyoruz, bunların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah hesabında yanılmayandır. Onlar engellemeye çalıştıkça İslam yayıldı. İslam duyuldu. İslam Arap Yarımadası'nın her tarafında duyulmaya başlandı. Onlar da geri adım atmıyorlar. Müminler geri adım atmadıkları gibi müşrikler de geri adım atmıyorlar. Bakalım ki neyi devreye koyacaklar? Alay ettiler, hakaret ettiler, yalan söylediler, iftira attılar. Ondan sonra da uzlaşalım, anlaşalım. İşte bir gün sen bizim dinimizden ol, bir gün biz senin dininden olalım. Veya krallık mı istiyorsun, zenginlik mi istiyorsun, itibar mı istiyorsun? Bunları teklif ettiler. Peygamberimiz elbette ki bunları elinin tersiyle itti. Geriye ne kaldı acaba size göre? İnsanın aklından geçmeyen zulümler sahneye koydular. Ebu Talip mahallesinde Müslümanları muhasara altına aldılar. Bugün dünyanın değişik yerlerinde bunu görebilirsiniz. Özellikle Filistin'e gittiğiniz zaman Filistin'deki Müslümanların
şehirlerinin etraflarının duvarlarla çevrili olduğunu görünce ta Mekke'ye gidiyor, müşriklerin bu zulmü yıllar önce irtikab ettiklerini görüyorsunuz. 3 yıl devam etti. 617 yılında başlayan muhasara, yani boykot, yani kuşatma 3 yıl devam etti. Oturdular, bir kırtas aldılar, yani kağıt yok o zaman henüz. Deri parçasına yazılıyor yazılar. Bir deri parçasına şartları yazdılar. Müminlerle, Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak. Onlara bir şey satmayacaksınız, almayacaksınız. Konuşmayacaksınız, kız alıp vermeyeceksiniz. Yani müminleri, Müslümanları Ebu Talip mahallesinde kuşatma altına, muhasara altına aldı. Açlığa mahkum ettiler. Yokluğa mahkum ettiler. Saygıdeğer izleyicilerim, biz buna dayanabilir miyiz? Bir gün suların kesildiğini, elektriklerin kesildiğini hesap edin. Hayatımız alt üst oluyor. Aradığınız şeyi markette bulamadığınızı düşünün. Veya geç kaldığınızda manavlar, marketler kapalı. Eve geldiğinizde istenilen şeyleri getiremediğinizden dolayı bir tatsızlık oluyor, değil mi? E şimdi bu müminler, Müslümanlar 3 yıl bu sıkıntıya dayandılar. Allah kendisinden razı olsun. Hatice annemizin henüz Müslüman olmamış olan yakınları bu zulmü kabul etmediler. Geceleri gizliden develere yükledikleri yiyecekleri müminlerin, Müslümanların mahallesine gönderdiler. Yılın 12 ayında 4 tane haram ayı var. Yani savaş yapmak haramdır. Bu 4 ayda Müslümanlar serbest oluyorlar. Ne alabilirlerse, ne biriktirebilirlerse onlarla yılın 8 ayını idare etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kitaplarımız, İslam tarihi kaynaklarımız, siyer kitaplarımız o günlerde cereyan eden öyle üzücü olayları bize anlatıyor ki gerçekten insanlığımızdan utanıyoruz. Mekke'de de insanlığından utanan bazı müşrik gençler çıktılar. Bakın genç. Halk arasında bir söz vardır. Derler ki geçme yiğidin delisinden. Yiğittir, gençtir, delidir ama bazı yaşlıların yaptıkları haksızlıkları kabul edemezler. Gençlerle ilgilenmenizi tavsiye ederim. Ellerinden tutun, ilgilenin, göreceksiniz. Her birisi bir yiğit, bir mücahit olacak. Müşrikler, gençler geldiler Ebu Cehil'e. Biz bunu kabul edemiyoruz. Önceden kendi aralarında anlaştılar. Gideceğiz, biz bunu kabul edemiyoruz diyeceğiz. Gururumuza dokunuyor. Geldiler. Ebu Cehil baktı ki, gençlerin bu tepkisine ben, efendim, tepki veremem, karşı duramam. Siz kendi aranızda anlaşmış gelmişsiniz dedi. Zaten Mekke'de de umumi kanaat yapılan bu zulmün gerçekten çizgiyi aştığı konusundadır. Kabe'nin duvarına astıkları o ahitnameyi aldılar, indirdiler. Zaten baktılar ki bir güve yemiş bitirmiş, hükmü kalmadı. 3 sene devam eden bu boykot bu şekliyle son buldu. Tam sevinecektik. Ebu Talip vefat etti. 3 gün sonra Hatice annemiz vefat etti. Sevinç yılı diyecektik. Senetül hüzün dedik. Allahü Teala Mekke'de Müslümanları iyi bir imtihandan, sabır imtihanından geçiriyor. Çünkü yarın bir gün Medine'de devlet kuracaklar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mu'te'de, Tebük'te büyük düşmanlarla, büyük ordularla karşı karşıya gelecekler. Şimdi Mekke fırınında iyice pişmeleri, iyice olgunlaşmaları gerekiyor. Olgunlaşmamış ham insanlarla yola çıkarsanız yolda kalırsınız saygıdeğer izleyicilerim. Gelin önce kendimizi olgunlaştıralım, kendimizi pişirelim, ondan sonra da çevremizdeki insanlarla ilgilenerek onların iyice olgunlaşması konusunda kendilerine destek verelim diyor. Hepinizi
Yüce Allah'a emanet ediyorum saygıdeğer izleyicilerim.